dermatolog Gökhan Güleç ile ilgili önemli konuları konuşacağız. Yazın çok kişi terlemeden veya fazla ter ve yaza bağlı cilt sorunlarından yakınabiliyor. İlk önce nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Sağ olun. Ben yine her zamanki gibi güzel Trakya'dan ve Çorlu'dan sevgiler, saygılar getirdim. Biz de oraya çok kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. Şimdi neden ve aşırı terleriz? Şimdi bazı insanlar şakır şakır terler, bazı insan kolay. Neden? Esasında terleme çok kötü bir durum değil. Olması gereken bir durum. Muhakkak terlemek zorundayız. Çünkü vücudumuzun ısı dengesini sağlayabilmek, 36,5 derece tutabilmek, gerekli toksinleri atabilmek ve aynı zamanda cildi nemlendirmek açısından muhakkak gerekli. Mesela doğuştan olmayan bazı hastalar var. Yani sağlıklı çok diyorlar. Çok sağlıklı. Ama bunun aşırı olması gerçekten insanın hem sosyal hayatını hem hayat kalitesini ciddi anlamda düşüren bir durum. Hele bir de kötü kokuyorsa. Hele bir de kötü kokuyorsa. Peki aşırı terlemenin tedavisi var mı? Elbette ki var. Mesela? Mesela öncelikle her şeyden önce muhakkak bir kan ve idrar tetkikleri yapılması lazım hastaların. Çünkü birçok hastalığa bağlı olabilir. En sık tiroid hastalıkları olabilir. Tiroid hastalıkları olabilir. Şeker hastalığı olabilir. Tansiyonda da terleme artabilir. Birçok metabolik hastalıklar. Da terleme artışını görüyoruz. Normalde ter kokmaz, biliyor musunuz? Evet, kokmaz. Ter esasında normalde kokusuz bir sıvıdır. Fakat koltuk altında yaşayan bakteriler sıcak ve nemli ortamda çok kolay üredikleri için o koku çıkar. Eğer kişide bir hastalık yoksa normalde ter kokmaz. Kesinlikle. O nedenle hani sabun ve su denen bir şey var ya. Kesinlikle, hani temizlik çok önemli. Peki ne terlemede yapılıyor başka tedavisinde? Tedavisinde öncelikle aşırı terleme varsa ya da kötü koku varsa bu birazcık ayrılıyor. Sadece kötü kokulu bir terleme ama az oranda bir terleme varsa, işte bölgenin temiz tutulması, tüylerden arındırılması, bölgenin tahriş yani edilmemesi. Belli terleyen bölgelerin tıraşlanması terlemeye kokusunu, kokuyu kokma olayını azaltıyor ciddi anlamda. Bunun yanında antiperspiran dediğimiz terlemeyi azaltıcı deodorantlar, ürünler kullanılabiliyor. Yalnız çok tartışılıyor. Çok tartışılıyor. Çok i̇şte içinde farklı bazı malzemelerin kanserojenik özelliği hakkında çok ciddi görüşler peki var. Ama bunlar aşırı da geçmedi. Geçmedi. Aşırı terleme. Ne yapmak lazım? Öncelikle lokal kremler var. Teri azaltıcı bölgesel olarak. Eczanelerde bulunan birçok krem var. Onlar da kullanıldı. Onlar da kullandı. Genellikle sonuç elde edemiyoruz gerçekten bunlardan. Bunun üzerine ikinci sırada hastalığın tercihine bıraktığımız iki olay var. Birincisi botoks uygulaması, diğeri de cerrahi operasyon. Vallahi biz hiç hastanın tercihine bırakmıyoruz, direkt botoksu yapıyoruz. Evet, neden? Aynen çünkü öyle. Hakikaten çok basit, çok etkili. Çok etkili, ve çok gerçekten basit bir işlemle. Koltuk altı, aynen. Botoks. Koltuk altı, el ayak botoksu. El ayak botoksu çok iyi sonuç alıyor. Benim ayaklarım hiç terlemiyor. Ne kadar güzel. Yani bir anlamda öyle ama o kadar kuru kalıyor ki zaman zaman nemlendirici sürmek zorunda kalıyorum, yoksa acıyor. Çok vücudun sık diğer yerleri genelde erkeklerde terleme. Şimdi yazın biz olur. Sanatçılar tabii performans anında o sikletten dolayı bir tenor 45 dakikalık bir programı esnasında yani tonlarca body'de tonlarca yük kaldıran bir halterci kadar efor sarf ediyor. Değil mi? Yani bizim bir 45 dakikamız, hele hele böyle bir buçuk saatlik falan bir genelde bir buçuk saat arasında olur. O zaman ter boşanıyor diyorsun. Sen ne diyorsun? Eğer bir de psikolojik çok önemli bir faktör var. Performans anında her şey yoluna giderse ter azdır. Bir yerde bir hata yaptın. Başkası fark etmedi, sen bildin. Foş diye çıkıyor. O hepimiz de öyledir. Bir şeyde yakalandığımız zaman adrenalin dediğimiz hormonun bir anda salgılanması yani ortaya çıkıyor. Sahnede güftede veya melodide bir şey yaptığım zaman kendi hissedeceğim kadar o zaman ceketim su içinde kalıyor yani. Kalıyor. Çok nadir oluyordur sizin gibi büyük bir sanatçınız. İşte yani olsun. Peki Gökhan, basittir değil mi uygulaması? Çok basit. Yani 15-20 dakikalık bir süreç. Evet, 15-20 dakika. Ondan sonra tık koltuk altlarına böyle küçük küçük noktaları halinde oradaki ter bezlerini salgılanmasını sağlayan bir malzemenin 4-5-6 ay boyunca bazen bir seneye yakın etkili olduğunu görüyoruz. Ama bir kere yazı rahat geçiriyor. Ama yazı çok rahat. Özellikle bu dönemler en çok ihtiyacımız olan şey. Peki bir de şu sivilceleri gelelim. Yazın birçok insan, hele bazı terleyen kişilerin teri asidik de oluyor. Evet, veya evet. Güneş, çok bazı güneş kremleri kesinlikle dokunabiliyor. Sivilce. Aynen öyle. Peki sivilce nedir? Niye ergenlikte çok çıkar?
Ergenlik sonrasında neden olur? Şimdi ergenlikte tabii ki testosteron dediğimiz hormonun etkisi, testosteron erkeklik hormonudur. Şimdi hanımlar diyecekler ki bizde niye çıkıyor o zaman erkeklik hormonuysa? Hanımlarda da düşük miktarda testosteron, biz erkeklerde düşük miktarda östrojen barındırırız. Evet. O testosteronun genetik olarak aileden aldığı etkilerle yağ bezleriyle ne kadar haşır neşir olması, ne kadar etkileşmesiyle alakalı olan bir durum. Çaresi ne kadar etkileşirse, doktorcuğum, çaresi. Çaresi en önemli bir şey. Bir an önce büyüyecek. Evet, bir an önce zamanın geçmesi. O dönemde kökünden bir tedavisi yok. Evlenmeleri lazım. Yani o, tabii ki küçük yaşta evliliklerden bahsetmiyoruz. 18-19 yaşında gelince elbette ki azalıyor ama esas tedavi amacımız o dönemde yüzünde en az hasarı, en az izi, lekeyi bıraktırmadan mümkün olunca o dönemi o hastaya geçirtmeye çalışmak. En uygun tedavi, cildine en uygun yöntemlerle. Çok fazla doğum kontrol hapı veriliyor kızlara. Çünkü overkistol, esası onun nedeni şekerli hamurlu gıdalarla beslenmek. Aynen öyle, beslenmeyle çok yakından alakalı. İnsülin salgınca hormonları bozuyor, polikistik over oluyor. Ben de diyorum ki küçük kızlarınıza doğum kontrol hapı verileceğine... Niye veriyorlar küçük kızlar, onu çünkü anlamadım. Şeyleri, kistleri düzelmesi için doğum kontrol hapı hem adetleri düzene sokuyor... Hem de yumurtalık kistlerinin bu da sivilceye sebep oluyor. Oradaki hormonal dengesizlik. İlk defa duyuyorum ya. Cilt tabii, çok sıktır. Çok var ve şu çok ara sıktır. Genç kızlarımızda evet. O kadar yaygın kullanılıyor ki evet. Doğum kontrol hapı. Halbuki onun yerine yani doğum kontrol hapıyla o mekanizmi düzeltmek yerine zaten dermatologlar çok nedenini de araştırıyorlar. Dermatoloğa gidilmeli sivilcede öncelikle. Dirençli sivilcelerde evet. Özellikle. O zaman da mesela hamur işlerini kesip, tatlıyı, şekeri kesip, insülin direncini kırdınız mı tekrar o verkistleri düzelme sürecine giriyor. Evet. Tarçın çok işe yarıyor öyle durumlarda aklınızda. Ben de öneriyorum. Peki tarçın ergenlik sonrasındaki sivilcelere gelelim. Ergenlik sonrası sivilcelerde en sık gördüğümüz bayanlarda özellikle 20-40 yaş arası genç çalışan genellikle de böyle enteresan bir şekilde benim tespit ettiğim sigara içen bayanlarda çok sık görülen. Yani biraz böyle stresli, biraz fazla her şeyi kafaya takan, büyüten, çok gergin, panik atak yapılarda gördüğümüz bu ağız ve çene bölgesinde küçük küçük, iltihapsız, sıkınca bir şey çıkmıyor der. Ben ergenliğimde böyle sivilce çıkarmadım ama işte 25 yaşımdan sonra, 30 yaşımdan sonra sivilce çıkartmaya başladım der. En sık görülen sivilce türü bu. Bunun ismi stres sivilceleri. Akne ekskoriye dediğimiz sivilceler. Onu nasıl tedavi ediyorsunuz? Onun tedavisinde en önemli şey hastanın muhakkak psikojenik olarak rahatlatılması. En başta sebep olan o. Ama bunun dışında bu hastalar bunlarla oynamaya bayılıyorlar. Bunları böyle devamlı bir tırtıklama, el devamlı yüzde. Peki şu doğru mudur? Buradan aşağı olan hadi sivilceleri sık ama buradan yukarı olan sivilceleri sıkma diye bir halk arasında bir görüş vardır. Doğru, katılıyor musunuz buna? Ya da hiçbirini mi sıkmamak bence hiçbirisini sıkmamak lazım. Öyle bir yani sınır belirlemek beyne, çok yanlış olur bence. Beyne yaklaştıkça bir takım şeylerle fazla haşır neşir olmamakta fayda var. Beyin çünkü bizim en hassas yani, ve en gerekli organımız. Bir de iltihaplı bir sivilceyi. İyicene zedilesin, akıl kârı değil. Tabii neden bilmiyorum. Bazı kişilerde izi kalır sivilcelerin? Çünkü oynadıkları için her şeyden önce. Elini yani, sürme diyorsunuz. Aynen öyle. Yani. Kendi halinde geçen evet. Sivilcelerin iz bırakma ihtimali çok çok yüksek, asla yüksek değilken sivilcenin türüne de bağlı. Bazı yapısal genetik sivilceler iz bırakma kabiliyetinde oluyor. Ne yaparsak yapalım. Onu bir şekilde en az iz bıraktıracak şekilde onu geçirtmeye çalışıyoruz. Ama dokunduğunuz zaman iz kalma olasılığı 20, 30, 40, 50 katı artıyor. O yüzden elinizi yüzünüze sürmeyeceksiniz. Birisi genç, birisi sivilce sıkı hemen indirildi. Hobi yerine bir fobi haline benim gelse rahmetli çok aracımın güzel olacaktır. Bir şey vardı. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Çantasında böyle bir yani yuvarlak burada da böyle şey, limon kolonyası olur. Neresinde bir şey olsa böyle böyle sürer ona. Ondan nezlesini geçirir, gribini geçirir, sivilcesi çıkarsa geçirir. Onunla halleder her şeyi. Bunun sadece limon kolonyası olduğunu emin misiniz? Eminim. Harika. Anacığımın elinde limonda ama hani eski sihirli iksirler vardır her şey. Yok. Hastır demek ki. Şimdi aslında siz tabipsiniz, siz tababet yönünden yaklaşıyorsunuz. Ben bir vatandaş olarak, bir sanatçı olarak bir şey söyleyeceğim. Bunların doktor beyin söylediğini seni zaten tanıyorum. Onun üzerinde kitaplarım var. Yazmışsın, etmişsin. Bütün mesele insanların eşyanın tabiatı diye bir şey vardır. Eşyanın hakikati diye bir şey vardır. Objelerin başta kendimiz olmak üzere hakikatimizi tanımamaktan kaynaklanan bir takım davranışlarımız hep bizi sizlere yönlendiriyor. Biz kendimizi tanıyarak dengeli beslensek, dengeli hareket etsek, beynimiz dengeli
bir şekilde bizi yönlendirse. Aslında doktorlar aç onun için de. Yok, siz o zaman tabiatın genetik yoldan bize tevarüs etmiş olan aksaklıklar için size geliriz. Siz de gerçekten işinizi yaparsınız. Ama yanlış yaşamaktan, doğru düşünmemekten maalesef kendimiz ve stresten, varlık alemi açısından çok cahil olduğumuzdan dolayı abuk subuk işler yapıyoruz. Ondan sonra doktor evet. Buram ağrıyor, doktor şuram ağrıyor. Halbuki bu çok insan doğru. Belli ölçüde %51 kendi kendine doktor olması lazım ki sizi de fazla biz yormamamız lazım. Evet. Ama biz programda bu hem sağlıklı beslenme, stres yönetimi ve manevi şifayı da sık sık vurguluyoruz. Çünkü insanın ruh en önemli kısmı aslında. İşte biraz da ruhunu besle diye kitabım var. İşte benim kütüphanemde hediye ettin geçen programda. Şimdi insana Cenab-ı Hak çamurdan yarattı denir değil mi? Bu bir mineral yapıyı kastediyor. Evet. Mineral yani bizim toprakta ne varsa topraktan yarattı diye konuşur. Toprakta ne varsa bizim bünyemizde de o var. Evet. Bünyemizde bakır, çinko, demir. Kombu çaylarımız geldi. Değil mi? Sayıp duruyorsunuz yani. Evet. Kanda var olan, bünyede var olan şeyler. Şimdi bu yiyeceklerin hepsi onları taşıyor. Demek ki dengeli ve doğru beslendiğimiz zaman vücudun eşleşmesi, minerallerin eşleşmesiyle eksiklerimizi tamamlıyoruz. Arızalarımızda vücut kadar kendi kendini tamir eden bir başka makine var mı? Yok. Siz daha iyi biliyorsunuz. Yok.